Ses de var. Buradan ateşleme yapıyoruz fünye ile. Daha sonra ateşleme bitene kadar bu yanıyor ve akabinde kendini patlatıyor ve buradan burun konisi açılıyor. Daha sonra bunun içinde yer alıyor. Böylece kendini kurtarmış oluyor. Bu arkadaşımızın elinde görmüş olduğunuzda bunun büyük kendi burnumuzu ürettik. Bu da 3000 metre yukarı çıkıyor ve aynı olay bu. Daha sonra içinde yer alan bu paraşüt bunun kurtarmasına sebep olacak. Yani yavaşça böyle. Tamam. Abi. Abi, baksana. Gel. Bak. Bu araba yarışmaları olacak. Ama ne yapacağız biliyor musunuz? Bak bu araba buradan başlayacak. Böyle gelecek, kütüğün etrafından dolanacak. Sonra bu taşın etrafından dolanıp dal parçasının etrafından ilk kim giderse onlara da ödül vereceğiz. Ona göre ha. Bakacağız nasıl bir ödül olduğunu. Şimdi şöyle arkadaşlarımız gelene kadar sabredin. Bu şekilde tepkimeye girerek köpük oluşuyor. Bunu istediğimiz renkte yaparız. Kattığımız renklendiriciye göre değişiyor. Çocuklar bizden daha akıllı arkadaşlar. Bu deneyimiz de bu şekilde. Size niye? Niye? Arabalar güzel yapmışlar. Abi yani işi bilinmiş, okumuş. Füze de güzeldi. Çok havaya kalktı. Ama o drone'u uçurtmadılar. Sen füzeyle ilgili kendine örnek aldın mı? Ne gibi örnekler aldın kendine mesela? Mesela havaya kaldırdın mı paraşüt güzel olmuş. Yani kendi yavaşça düşür. Hızlı düşse kırılabilir. Sen de gelecek zamanda böyle bir şey üretmeyi dener misin? İnşallah. İlk kez roket gördüm, füze gördüm, drone gördüm. İşte bugün çok eğlendim. Roketi ilk defa gördüm yani yakında. Çok eğlendim. Drone'u çok beğendim. Araba yarışlarını da pek sevmem ama arabaları yani beğendim. Köylerle ilgili bizim çok çeşitli projelerimiz vardı. Bugün de burada köyümüzde teknoloji festivali diyerek köylerimize geldik. İlk köyümüz de Dumlu'ydu. Dumlu köyümüzdü. Özellikle Teknofest yarışmalarına katılan roket takımlarımız burada arkadaşlarımıza sunum yaptılar. Üretim tasarımla ilgili torna makinalarımızı öğrencilerimize tanıttık. Drone'ları şey yaptık. Bunlar hepsi bizim yerli ve milli teknolojimiz. Hepsi üniversitede okuyan gençlerimiz ve özellikle Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar Beyefendi teknoloji takımlarına verdiği desteği köylere de aktararak bir vizyon oluşturmaya çalışıyor. Bu anlamda teknoloji atağını köylerden de devam ettirmek istiyoruz. Üretim tasarımda özellikle küçük el tornaları var. Dronlar, kendi üretimimiz olan dronlar var. Bir de roket takımımız var. Roket takımımız burada model roketleri de attılar.
Aslında bizim isteğimiz gelecek ufkumuzu oluşturmak, gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması için elimizden gelen her şeyi yapmak. Şimdi bunun asıl amacı, belirlenen bir yüksekliğe çıktıktan sonra içindeki elektriği yere inmesi. Biz bunu size gösterebilmek adına şöyle küçük bir model roket yaptık. Yükseklikte şurada burun konisi adını verdiğimiz zaten şeklinde anlarsınız, koniye benziyor.